Evet, burası Karadağ. Dünyanın yeni devletlerinden birisi. Deyim yerindeyse çiçeği burnundaki bir yeni devlet. Ama dünyanın en önemli turizm merkezi burası. 600 bin civarında nüfusu ve Dalmatya sahilleri, Adriyatik sahillerinde önemli bir kent. Başkenti Podgorica, Kotor gibi, Bar gibi çok güzel şehirleri var. Burası Bar ve Bar'da misafir olduk. Karadağ'da çektiğimiz görüntüler var. Sizleri Devralen Parkı ile belgesel görüntülerle Adriyatik sahillerinden Karadağ'a götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Stefan Adası, Karadağ sahillerinde dünyanın en pahalı otellerinin bulunduğu ada. Meşhur St. Stefan Adası'ndaki o tarihi balıkçı köyünden çevrilen turistik tesislerin bulunduğu yer. Turizm önemli. Turizm çok önemli gerçekten. Karadağ sahillerindeyiz. Karadağ Adriyatik sahilleri de, Dalmatya sahilleri de deniyor ama en önemli turistik kentlerinden birisi St. Stefan Adası. Hemen karşımızda bu ada ve dünyanın en pahalı otellerinin bulunduğu adanın hemen karşısındayız. Belgesel görüntülerle sizleri Karadağ sahillerine götürüyoruz. Karadağ'dayız. Karadağ'da ünlü bir balıkçı barınağı olan adanın karşısındayız. Burası bugün Dünya Sosyetesi'nin kullandığı bir yer. Bu sahiller çok önemli. Siz Balkan turu yapan Koçukavak Turizm'in yönetim kurulu başkanısınız. Evet. Ne kadar geliyor? İlgi nedir bu bölgelere Türkiye'den? Evet, tabii eski Osmanlı toprakları, Balkanlara buradan geçiyoruz. Bosna'ya buradan geçiyoruz. Arnavutluk-Bosna arasındaki yolumuz. Bundan dolayı artı kaldı ki sahilleri ile çok muhteşem gezilmesi gereken bir yer, tatil merkezi. Bundan dolayı Karadağ'a talep çok. Rus yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor Adriyatik sahillerine. Rus yatırımcılar tarafından yapılan çok önemli bir otel. Adriyatik sahillerine. Adriyatik sahillerinin o ihtişamlı manzarası. Trabzon'dan tarih öğretmeni Hasan Su Uçmez. Bu gezide sizin gibi değerli bir dostumuzla tanışmış olmaktan son derece mutlu olduğumu da öncelikle belirtmek istiyorum. Koçukavak Turizm ile Trabzon'dan başlayıp İstanbul Darıca'da şekillenen ve İstanbul Sabiha Gökçe Havalanı'ndan havalandıktan sonra Makedonya'da şekillenmeye başlayan güzel bir tarihi gezi yapmış bulunuyoruz. Hala bir süresi devam ediyor. Balkanlar bizim tarihimizin en acı sayfalarının yaşandığı bir dönemi bize hatırlatıyor. Osmanlı'nın yüksek hoşgörüsünün sonradan ihanetle karşılandığı bir coğrafya olarak hafızamızda yer etmiş. Hatırlanacağı üzere Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinin dünyanın zor şartlarının yaşandığı bütün dünya devletlerinin en karışık bölgelerinden biriydi Balkanlar. Osmanlı için de böyle bir problem oluşturuyordu. Osmanlı'nın yönetimi dünyanın emperyal devletlerinin baskısı altında olduğu için dört bir taraftan yangına su taşıma zorunda kendisini hissediyordu ve en fazla yangının olduğu alan da Balkanlardı. Düne kadar yüksek müsamahamızla bizim yönetimimiz altında refah içinde yaşayan Balkan devletleri Osmanlı'nın içine düştüğü bu bunalımı dönemden Avrupa devletlerini kışıtmasıyla da nasıl bağımsızlığımızı kazanabiliriz diye kendi aralarında Avrupa devletlerinin yardımıyla da birleşiyorlar ve 11 Ekim 1912 yılında Osmanlı'ya
kendilerini asırlarca yüksek müsamahayla koruyan ve yöneten ve yaşamalarını, dilini, dinini icra etmelerini sağlayan anlayışa karşı isyan ediyorlar. Avrupa devletleri baştan bu isyan sonucunda mutlaka isyanın Osmanlılar tarafından bastırılacağını düşünerek savaş sonucunda sınırların değişmeyeceğine ilan etmiş olsalar bile 13 Mayıs 1913'te yapılan anlaşma, Bükreş Anlaşması muadenesinde Balkan devletlerinin Midyenes çizgisinin batısına kalan bütün toprakları alıp bölüşebilmelerine rıza gösterdi. Son bir gayretle Osmanlı, 2. Balkan Savaşı dediğimiz savaşta canını dişine takarak Ethem Paşa'nın kahramanlığıyla da Edirne'yi, Saraçyer'i, Edirne'mizi, başkent Edirne'mizi geri alabildik. Şapkaları çıkaralım. Budva'da tarihi kiliseler var. Birçok kilisenin bulunduğu Budva'da tarihi şehrin içerisindeyiz. Kale işte, bu kalenin içerisinde mi sahibi? Kimle ayin yapıyorlardı. Açık bastan kızarlar değil mi? Simit'i nasıl yapmışlar? Evet, simit. Kalp renginde simit. Bunlara bakayım, ha neyse. Geç. Bir pastane. How are you? Pizza. Pizza, simit. Her şey var. Ekmek. Berk. Türkiye selam. Türkiye selam. Simit. Tarihi eserler, kılıçlar, kalkanlar, silahlar. Budva şehrinde bir antika çarşısındayız. Budva sokaklarındayız. Tarihi Budva Kalesi'nin içerisi burası. Çok sayıda turist geliyor dünyanın birçok bölgesinden. Biz de tarihe not düşüyoruz. Budva sokaklarında, Adriyatik sahillerinde Budva sokakları gerçekten görülmeye değer. Adriyatik sahillerinin tarihi geçmişini araştırıyoruz. Yatlar, katlar, tarihi yerler çok şey söylüyor Adriyatik sahillerinde. Karadağ'da, Budva'da. Hadi. Hadi bit. Yani.
Havayı nasıl buldunuz? Sizi tanıyalım. Çok güzel bulduk. Ben Zehra, Trabzon Beşikdüzü'nden. Tekne turu yaptık. Çok güzel kayalıklar, fiyortlar gördük. Çok memnun kaldık. 40 dakikalık bir tur yaptık. Güzel diyorsun. Görmenizi tavsiye ederiz. Çok güzel bir tur. Merhabalar. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr